ilahi bestekarımız Üzeyir Hacı Beyli hakkında düşünen de böyle bir sual da yalanır ki, göresen biz onun hakkında her şeyi bilirik mi? Elbette bir insan hakkında her şeyi bilmek mümkün değil. O ki olsun dahi bir insan, geniş faaliyetli bir insan. Lakin Üzeyir Hacı Beyli öyle bir şahsiyettir ki elbette onu öğrenmek, bilmek çok vaciptir. Bilirsiniz, erden olur ki zaman özü insanları seçir, şahsiyetleri tayin eder. Üzeyir Hacı Beyli'nin talihi çok garip olmuştu. Deyip ki Gori Müellimler Seminaryası'nı bitirdi. Cebrail rayonunun Hadrut kendine müellimlik ilemeye gitti. Lakin o tekçe bir müellimlikle faaliyetini tamamlamadı. Etrafa bakırdı, insanlarla görüşürdü. Ve bir gün malum oldu ki Bakı'da Ahmet Ağayev'in redaktör olduğu gazete bir makale geldi. Namalum bir kez tarafından Cebrail rayonunda Ermeniler tarafından katle getirilmiş Azerbaycanlılar hakkında malumatıydı. Gazet bunu derc etti. Müellif bilinmirdi bu haberi veren insan. Ve artık 1905. illeriydi. Ve bu zaman hamımız bilirik ki Azerbaycan'da Ermeni-Müslüman davasının en büyük kırgınların olan bir zamanıydı. Ve Cebrail rayonunda uzak kentlerde baş veren böyle hadiseler belki de Bakı'da, paytaxta haber tutmazdılar, bilmezdiler. Ermeniler gizli surette kimse katli getirir, kuyulara atır, üstünü örtürdüler. Lakin Üzeyir Bey bunları bildikçe halka yatmaya çalıştı. Bunu içtimailleştirdi, cemaat bildi. Ve Üzeyir Bey'in 20 yaşlı gencin vatandaşlık borcu. Bu borcu onun üstüne hiç kim koymamıştı. Bu vazifeni o öz üzerine götürdü. Halkına hayan oldu, halkının derdini, zerrini bildirdi. 1905. yıl hadiseleri güçlendikçe artık Ermeniler Üzeyir Bey'in özünü de hedefe götürmüştüler. Ve Üzeyir Bey başa düştü ki o artık Cebrail'de kalabilmeyecek ve akşamlarının birinde gizli olarak terk eledi. Bakı'ya geldi ve Bakı'da Ahmet Bey Ağayev'le görüştü. Elbette Ahmet Bey Ağayev onu öz yanında, öz gazetinde işe götürdü. Daha sonra redaktörlük işinde Üzeyir Bey'e havale etti. Ve Üzeyir Bey burada hem bir gazet işçisi kimi hem de müellim kimi çalıştı. Lakin 1907. yılda Üzeyir Bey daha büyük arzularını hayata geçirmeye başladı. O şarkıda, Azerbaycan'da, Müslüman aleminde ilk milli operanı yaratma fikrine düştü. Uşaklıkta Şuşa'da gördüğü bir tamaşanı Cabbar Karyağdıoğlu'nun Mecnun Leyli'nin mezarı üstünde sahnesini daha da genişlendirdi. Büyük bir opera. Leyli ve Mecnun operasını arsaya getirdi, çattırdı. Ve bu opera yaranırken 7. yıl Üzeyir Bey'in demek olar ki payızdan 8. yılın yanvarına kadar bu operanın üzerinde bir neçe çalışırdı. Opera salistleri elbette yok idi. Opera koru yok idi. Orkestr yok idi. Eğer bunlar olmasa opera nece olabilir? Ancak Üzeyir Bey'in yaratmak, kurmak ezmi var idi. Ve Üzeyir Bey'in haradasa görünür Allah'ın kölgesi onun üstündeydi ki ondan yaşça büyükler, onun etrafında olan gençler de, yaşlılar da ona inandılar, ona desteği oldular. Görün opera yarınanda Ali Bey Hüseyinzade, büyük mütefekkir, alim
operadan həm bir məsləhətçi, həm də bir rəssam kimi çıxış elədi. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev birinci tamaşaya dirijorluq elədi. Və Hüseyin Qulu Sarabski, o həvəskar aktor idi, opera aktoru kimi səhniyə çıxdı. Əbdürrahman Fərəcov çayçı idi. Onu dilə tutub Leyli rolunu oynamağa razı saldılar. Və eləcə də neçə-neçə başqa rollarda Üzeyir Bey'in qardaşı Ceyhun Hacıbəyli, o zaman 16 yaşlı gənc idi. Üzeyir Bey'ə həm şehirləri seçməyi də kömək edirdi. Məlumdur ki, Leyli Məcnun poeması Füzulinin Leyli və Məcnun poeması əsasında libretto tərtib olunurdu. Həm də Ceyhun Hacıbəyli iki rolda çıxış elədi, Nofəl rolunda, Zeyd rolunda. Yəni, Üzeyir Bey'in yaxınları da ona çox kömək elədilər və Şərqdə 1908-ci ilin 25 yanvarında birinci opera yarandı. Bu operanın yaranması Qəfil gecədə günəşin parlaması kimidir. Görün, Gürcülər milli teatrlarını 1919-cu ildə yaratdılar. Ermənilər isə milli operalarını ilk dəfə 1933-cü ildə tamaşaya qoydular. Amma 33-cü ilə qədər artıq Köroğlu yazılırdı, Müslüm Maqamayevin operası var idi, Zülfüqar Hacıbəylinin Aşıq Qərib operası var idi. Yəni, Azərbaycanda opera bir sənət kimi inkişaf eləmişdi. Opera, teatr artıq yaranmaqdan əlavə möhkəmlənmişdi. Operanın artıq öz orkestri, xoru, salistləri var idi. Yəni, hamısı Üzeyir Bey'in bir arzusundan başladı. İnsan arzuladı və bu arzuya doğru getdi. Və bu arzu təkcə onun arzusu yox, böyük bir millətin, böyük bir millətin biografiyasında ən böyük, ən işıqlı səhifələrdən biri oldu. Bilirsiniz, Üzeyir Hacıbəyli birinci operanın şöhrətini, xalqın onu necə sevgi ilə qarşılamağını gördü və həvəsləndi. Daha yeni operalar yaratmaq istədi. 1909-cu ildə Üzeyir Hacıbəyli Şeyx Sənan operasını yazdı. Librettonu da özü tərtib etdi. Musiqini də yazdı. Tamaşıya da qoya bildi. Lakin Üzeyir Bey ikinci operasında bir qədər başqa ruhda, başqa səmtdə, başqa janra meyl etdi. Yəni, Avropa tipli opera yaratmaq istədi. Təkcə, əgər Leyli və Məcnunda muğamlar, xalq mahnıları, təsniflər mühüm yer tuturdusa, Şeyx Sənan operası, ikinci operada Üzeyir Bey ancaq öz musiqisini bəstələyirdi və demək olar ki, xalq musiqisinə az müraciət etdi. Bununla belə, böyük həvəslə aktorlar onu hazırladılar. Lakin hər halda Sengulu Sarabski nə qədər istedadlı olsa da Avropa tipli ariyaları oxumaqda bir qədər çətinlik çəkirdi. Yahudi teatrından Tamara Bagotkanı dəvət etmişdilər Xumar roluna. Sesi gözəl idi. Lakin Azərbaycan dilində, xüsusilə ədəbi dildə onun üçün oxumaq çox çətin oldu və onun tələffüzü qeyri-səlis oldu. Məhz belə səbəblər operanın qavranılmasında bir qədər çətinlik oldu. Həm də başqa bir tərəfdən Nicat Cəmiyyəti o vaxt Üzeyir Bey'e bu
ikinci operanı sipariş etmişti. Çünkü düşünürdü, Leyli ve Mecnun'un büyük şöhreti yakin ikinci operada da olacaktır. Ve onlar kazanç elde etmek istediler. Ve Üzeyir Bey'e müeyyen avans vererek çok ağır şartlarla operanı sahneye getirdiler. Yani müellif olduğuca az kazancı olmalıydı. Lakin opera bitenden sonra, operanın birinci tamaşası bitenden sonra o kazancdan da Üzeyir Bey'i mahrum ettiler. Çünkü biletin az satıldığını bahane getirdiler. Premiera noyabr ayının 30'uydu. Bakı'da güclü yağış yağmıştı. Operanın yerleştiği küçeler demek olar ki palçık küçeleriydi. Ve yağış olan zaman faytonlar da işleyebilmirdi. Ve gerek faytondan düşende tamaşaya gelenleri, hususi hamballar kucaklarında faytondan tiyatra kadar getirmeliydiler. Elbette hamısı bundan istifade etmirdi ve yağış bahanesiyle operaya gelenler hemen gün az olmuştu. Bu ehvalatlardan sonra eseri mahvetti. Ve musiki tarihinde demiş bu böyle yazılırdı. Üzeyir Hacı Beyli Şeyh Sanan operasını mahvetmişti. Lakin onun bazı musikilerini sonradan yaranan eserlerinde istifade etmişti. Bunun aktarışına ben başladım ve Şeyh Sanan Operası'nın 100 illiği münasebetiyle bir büyük makale hazırladım ve hemin melodiyalar hansı eserlerde geçirse ne kadar bacardımsa bir üç eserini tayin ettim. En vacib ise Üzeyir Hacı Beyli Şeyh Sanan Operası'nın librettosunun hemen illerde aşkar olunmasıydı. O libretto operanın metni, edebi metni artık özü de müeyyen kadar elimizden tuttu ve hemen melodiyaların üstüne getirdi, çıkarttı ve ben artık bir bestekar kimi hemen musikleri berpa etmek kararına geldim. Ve Üzeyir Hacı Beyli'nin Şeyh Sanan Operası'ndan üç parçanı Salis Kor ve Orkestr için işledi. 2012. ilde geçen Üzeyir Hacı Beyli Festivali'nde Filarmonya'da dirijör Rauf Abdullayev rehberliğiyle Şeyh Sanan Operası'ndan üç fragment nece derler 100 yıl geçtiğinden sonra ilk defa halkımıza teklif olundu. Diyeyim ki bizim görkemli bestekarlarımız, yaşlı bestekarlarımızdan Heyyan Mirzazade, Musa Mirzayev Allah her ikisinin ruhunu şad eylesin. Ve çok tesirlenmişler, beni tebrik edildiler ve bu müeyyen fikirler yürüttüler ve doğrudan da maraklıydı. İnsanlar vardı, yakınlaşırdılar ki biz bu musikini gözyaşıyla dinledik. Evvela doğrudan da musiki güzel ve tesirliydi. İkincisi, Üzeyir Bey'in itkin eseri tapılması ve onun seslenmesi bu faktör özü de dinleyicilere, tamaşaçılara tesir eden bir vasıtaydı. Ona göre insanlar son derece isti, yaxşı təsiratlarla öz fikirlerini bildirirdiler. Lakin həmin illər təkcə Şeyh Sanan deyildi. Üzeyir Bey'in 1910. ildə
ilk eserlerinden olan ve birinci operetta sayılan Er ve Arvat operettası da illerin, onilliklerle demek olar ki sahneye koyulmurdu, itmiş batmış vaziyetteydi. Ve müzeyde olan bazı not materyalları edebi metinde olan musiki göstericileriyle uygun gelmedi. Yani musiki daha az idi. Ve ister istemez bu musikini de berpa etmek zarureti ortaya çıkardı. Ve operettamızın 150'yi münasebetiyle 1910. yılda yaranmış Er ve Arvat operettasını 100 yıl sonra 2010. yılda ben berpa edip Musikili Kamice Tiyatrımızda, indiki Musikili Tiyatrı'da Tamşı'ya koyduk. Ve elbette Üzeyir Bey'in öz musikilerine esaslanarak musiki sayını bir kadar arttırdı, genişlendirdi ki libretto'da olan musiki sayına uygun olsun. Ve diyeyim ki artık 11 yıldır hemen tamaşa musikili tiyatrın repertuarındadır, sahnededir. O zaman 5 halk artisti bu tamaşada yer aldı. Yaşar Nuri, İlham Ahmedov, Afak Beşir kızı, Arif Guliyev, Fatma Mahmudova. Yani musikili tiyatrın esas aparıcı heyeti memnuniyetle bu tamaşada çıkış ettiler ve güzel bir tamaşa Ersi'ye geldi. Ve benim için de çok büyük sevinç idi ki bu büyük tamaşanın yeniden sahneye kayıtmasında benim de küçük bir hizmetim oldu. Dahi bestekarın her bir eserinde büyük bir nikbinlik, büyük bir ruh, büyük bir sanki mesajlar vardır. Bugün Azerbaycan musikisini aslında Üzeyir Bey yarattı. Görürsünüz, herden bir kadar liberallık eden kimi Azerbaycan musikisinde hususiyle televizyon kanallarında muhtelif kanallar var, kanallarımız çoktur. Azerbaycan musikisine yad olan intonasyalar eşidirik. Hindistan musikisi, İran, Afgan musikisi, Avrupa musikisi, indi müxtəlif səbkidə üsluplar var. İndi gənclərimiz var, istəyirlər müasir görünsünlər və bu üsluplara meyl edirlər. Lakin Üzeyir Hacıbəyli o cür möhkəm əsaslar qoymasaydı, əlbəttə bütün bu müdaxilələr Hindistan, İran, Afgan, Avropa, Afrika meyilləri musiqimizi bərbad günə qoyardı. Lakin Üzeyir Hacıbəylinin möhkəm təməl üstə qoyduğu Azərbaycan musiqisi yaşayır. Onu yaşadanlar var. Dövlətimizin qayğısı var. Lakin bununla belə həmişə sözümüzü də deməliyik ki, o yad meyillər əlbəttə cavan ifaçılarımız güya tezəlik kimi onu təqdim edirlər. Özlərini bir yenilikçi kimi göstərmək istəyirlər. Bununla belə istər istəməz bəzi nadanları zövqünü körləyirlər. Hələ əqidəsi, məfkürəsi möhkəmlənməyən cavanları da öz ardınca apara bilirlər. İndi nə zamansa o gənclər ayılacaq, doğru musiqinin dadını, zövqünü biləcək. Lakin biz isə sözümüzü həmişə deməliyik ki, Azərbaycan musiqisi nədir, onu necə qorumaq lazımdır və həmişə ayıq olmaq lazımdır. Üzeyir Bey'in tövsiyəsi də elə bu idi.